Dün akşam Mithat Sancar, HDP eş başkanı konuğumda dedi ki biz Kemal Bey'le görüşürüz. Bu oluşuma destek veririz. Ne İyi Parti ile ne Mansur Yavaş'la hiçbir sorunumuz yok. Biz kendi partimizin programını da Sayın Kılıçdaroğlu'na dayatacak halimiz yok. Şu anda bizim tek düşündüğümüz şey Türkiye'nin yeniden hukuk, adaletin üstün olduğu ve parlamenter sisteme dönülecek bir sistem. Bizim masadakilerden en ufak bir ayrıştığımız nokta yok mevcut ucubet sistem dediğiniz sistemle ilgili. Sadece bu koşulda destek veririz. Ne bakanlık isteriz, ne başka bir şey isteriz dedi. Tek isteğimiz görüşmek dedi. Ancak şunu biliyoruz ki İyi Parti seçmeninin en azından bir bölümü, belki %50'si, belki %40'ı, belki %100'ü, onu ben bilemem. HDP ile görüşülmesinden çok da hoşlanmayacağını hissettiriyor. HDP meselesine nasıl bakıyorsunuz? HDP'nin desteği. Çünkü sonuçta HDP'nin desteği olmadan seçilmek her iki taraf için de kolay değil. Şimdi samimiyetle bir şey söyleyeyim. Türkiye'de siyasi partilerin birbirleriyle olan ilişkilerine her bir siyasi parti saygı duymak zorundadır. Biz bugüne kadar buna saygı duyduk. Yani X partisinin Y partisiyle olan ahbaplığına veya görüşmemesine, öbürünün öbürüyle olan durumuna, tutumuna saygı duyduk. Biz kurumsal sistem üzerinden ne AK Parti'yi, yani ey AK Parti sen niçin bunlarla görüştün demedik. Diğer partilere de demedik. Daha enteresan bir şey söyleyeyim ki ben çok çalışmıştım. Sayın Ekmelettin İhsanoğlu hem Milliyetçi Hareket Partisi'nin hem de CHP'nin adayıydı. Ortak adayıydım. Ben çok çalıştım. Yani onunla otobüs üstüne çıkıp el salladım. Konuşmalar yaptım, zil çaldım vesaire. Her görünür oldum yani. Şimdi döndü o zaman, Sayın Erdoğan'ınkini tam hatırlamıyorum ama Selahattin Demirtaş da adaydı. Onun kampanyasına, kendi kampanya parasından yardım etti. Sanıyorum Tayyip Bey'e de etti de iadem ettiler, ne oldu onu bilmiyorum. Şimdi burada 2014'ün Türkiye'sinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin de adayı olan Ekmelettin İhsanoğlu'nun tutumuna kimse bir şey demedi. Ben MHP'nin grup meclis başkan vekili ve milletvekiliydim. Nasıl çalıştım anlatamam, işte kendisi de biliyor. Şimdi burada eğer bir problem vardıysa taraflar kendine bakacak. Şimdi biz kırmızı çizgilerimiz bizim sizinle aynı, normal bir vatandaşla aynı. Nedir bu? Bir insan olmaktan doğan her bir insanın hakkı hukuku vardır. Buna saygı. Burada bir problemimiz yok. Hukuka saygı, hukukun üstünlüğüne saygı. Bu vatanın birliğine, bütünlüğüne saygı. Bu ülkenin, bu milletin birliğine, bütünlüğüne saygı. Anayasanın ilk 4 maddesine saygı. Ve bütün bunların neticesinde Türkiye'deki birlik, beraberliğe yapılan vurguya saygı. Yani Atatürk'le derdi olmayacak insanların. Türkiye'nin niye bugün bu zıtlık var? Şimdi düşünülmesi gereken HDP'nin de, HDP yöneticilerinin de, diğer insanların da, diğer siyasi partilerin de düşünmesi gereken o. Bakın bir şey gözle. 2014'te MHP'nin adayı Selahattin Demirtaş'ın eğer kampanyasına para yardımı yapmışsa, küçük yani bir sembolik değer olarak yapmışsa ve buna Sayın Bahçeli başta olmak üzere herkes saygı duymuşsa, sonra demokrasi da adına. Tabii Sayın Ekmelettin İhsanoğlu Milliyetçi Hareket Partisi'nden birinci sıradan İstanbul'da milletvekili adayı iki defa yapılmışsa, şimdi burada bir şey var demektir. Bugün niye böyle? Bunun sebebini söyleyeyim. Türkiye'de siyasi partiler üzerinden ayrıştırma yerine etnik aidiyetler üzerinden ayrıştıran bir dil oluştu. Bu dilin sahibi, samimiyetle söylüyorum, Türk milliyetçileri değil. Şimdi nasıl bir şey oldu? Çok ilginç. Çünkü Tayyip Bey'in maalesef kavramsal bilgisi eksik. Pragmatist yanı, pratik yanı çok kuvvetli. Çok kuvvetli. Yani çok saygı duyduğum bir yanı bu. Acayip. Ama ve lakin 100 sayfa tarih, 100 sayfa sosyoloji, 100 sayfa felsefe, 100 sayfa mantık, 100 sayfa sosyal bilimlerden bir şeyler okumuş veya yanındakiler ona bir özet çıkarmış olsalar da bugün Türkiye başka olurdu. Bakın 31 Mart 2019. Bizim Güneydoğu'da belediye başkan adaylarımız ve belediye meclis üyelerimiz oldu. CHP'nin de oldu da ben şimdi kendimizinkiyle ilgili söyleyeyim. Çok enteresan bu.
Birden Yeni Şafak gazetesinde, isim vererek söylüyorum, bütün kimlikleriyle, ya nüfus cüzdanlarının kimlik bilgileriyle dahil 29 adayımızın ismi yayınlandı. PKK'lı diye yayınlandı. Bir baktık, ikisi hariç, onlar Ahlatlıydı, Türk. Geri kalanların ortak özelliği Kürt olmaları. Çok enteresan. Sonra bizim Kürt olup seçilen belediye başkanlarımızın üçünü de AK Parti bizden transfer etti Muş'ta. Şimdi tamam mı? Şimdi bir tane çok enteresan bir hikaye var burada. Siz de iyi aday seçmişsiniz. Evet, yani öyle oldu. Hatta bir tanesi de PKK'lı diye iddia edilen bir tanesi de çok ilginç. Süleyman Soylu Beyefendi'nin genel başkanı olduğu dönemde Demokrat Parti'nin belediye başkanı. İçişleri Bakanı Sayın Soylu'nun genel başkan olduğu dönem belediye başkanı Sayın Soylu'nun İçişleri Bakanlığı sürecinde kendisinin belediye başkanı PKK'lıymış. Şimdi çıkan sonuç bu. Bir Abdullah Uçar vardı. Ya içim yanıyor. Ben ortak mitingler yaptık biz Kemal Bey'le. Bursa'da İzmit'ten, Muşlu, İzmit'ten aday göstermişiz Kocaeli'nden. Abdullah'ı çağırdım. Mitinge çıkaracağım. Kemal Bey'le de beraber biz miting yapıyoruz büyük şehirlerde. Kemal Bey de yanımda. Başka arkadaşlar da var. Geldi Abdullah. Abdullah dedim, ne diyeceksin oğlum? Abla dedi. Bak gözler dolu dolu. Diyeceğim ki dedi, Kürdüm ama PKK'lı değilim. PKK'yla nasıl mücadele ettiğimi dünya alem bilir. Bu çok acı bir şey. Şimdi asıl zurnanın zart diye bağırdığı yer burası. Dünle bugün arasındaki fark bu. Abdullah diyor ki, Kürdüm ama PKK'lı değilim. Bu dilin düzelmesi lazım. Bu dili başlatan biz değiliz, Sayın Erdoğan. Sayın Erdoğan'ın bu açtığı alana bir şekilde odun atan bir başka alan var. Şimdi eğer bu ucube sistemden kurtulacaksak herkes bu gerçekliğin farkında olmalı, bir. İkincisi, yani dün kavga edilmeyen konuda bugün yani görüşme bile problem yaratıyorsa buna herkesin dikkat etmesi lazım. İkincisi, o masada defalardır iddia edildiği gibi, ki buna zaman zaman böyle imalı işler de oldu, başka türlü işler de oldu, bu da bir dürtme hali, ama ve lakin o masada HDP yok. Yani Mithat Hoca'nın söylediğine göre kendisileri de ikrar ediyor, ama zaman zaman HDP görüşme yöneticilerinden farklı farklı söylemler oldu. Ve ben o söylemlerin her birinin bu ucube sisteme odun devamı için, o ateşe odun atmak olduğuna inandım. Dolayısıyla bu böyle bir sağduyunun devam etmesi ve derinleşmesi gerekiyor. Sadece onu söyleyebilirim. Ama bakanlık vesaire şu bu gibi alışveriş olması mümkün değil. Bu netlikte söyleyeyim. Bakın, diyalog başka bir şeydir. Bakanlık, taviz. Ama yani şey yapmak, yani Cumhuriyet Halk Partisi diyebilirdi ya, ben onu anlayışla karşım, çok da saygıyla karşım. Veya diğer paydaşlarımız da Millet İttifakı'nı diyebilirdi. Onu da çok saygıyla karşılardım. Kardeşim, sizin oyun oranınızla HDP'nin oy oranı çok farklı. Hadi size güle güle. Biz onlarla oluruz. Biz onlarla. Bu çok saygıdeğer bir şey olurdu. Benim itirazım da olmazdı. Yani itirazım derken o masadan kalkardık biz. Şimdi alengirli işe karşıyım. Dürüstlük yanındayım, açıklığın yanındayım. Dediğim gibi bu cumhuriyetin CHP, değerleri öncelikdir. CHP HDP ile görüşebilir ama HDP'nin taleplerini bizim olduğumuz masaya getiremez. Ya bakın, asla getiremez. Bu netlikte söyleyeyim. Sonrasına da getiremez. Asla getiremez. Bu netlikte söyleyeyim. Sonrasına da getiremez.